Hoş geldiniz. Merhaba herkese. Birazdan Akrep Yeni Ayı gerçekleşecek. Çok az kaldı. Çok garip şeyler oluyor. Gerçekten Akrep Burcu tüm gizemini, tüm o yer altından çıkardığı enerjisini üzerimize saldı. Yani şu son haftalarda yaşadıklarımı anlayamazsınız. Zaten inandığınız, bildiğiniz kısım var biliyorsunuz. Akrepte bir ölümden döndürme teması vardır. Ben onu yaşadım, geldim çok şükür. Az bir hasarla atlattım. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, bazen insan bedensel olarak ölür. Bazen olduğu yerde ölür. Bazen öyle bir şey yaşar ki küllerinden yeniden doğar, uyanış yaşar. Ben yaşadıklarımdan dolayı müthiş bir uyanış yaşadım. Kendim bir güneş başak yükselen, neyse söylemeyeyim haritanın detaylarını. Yani aslında progress haritamda belki akrebin bu kadar çok çalışmasından dolayı, progress ayının akrepte olmasından dolayı ve çıkmak üzere zaten yaya doğru ilerliyor. Müthiş bir uyanış yaşadım. Bilmiyorum sizler de yaşıyor musunuz? O konudan bahsetmek istemiyorum. Evet, sol gözümün %50 görme kaybı var. Ama iyiyim, yaşıyorum, sağlıklıyım. Sadece çok yoruluyorum. Çabuk yoruluyorum. O da geçiyor, yapacağım yani. Bir şekilde bunu da aşacağım. Gözlerimle ilgili biraz daha iyileştikten sonra daha iyi olacak. Yani iyileşmek derken işte gözlük vesaire gibi şeylerle, tedavilerle diyelim. Ben böyle bir uyanış yaşadım. Ben gerçekten akrebin yaşatması gereken her şeyi yaşadım. Belki kimileriniz yataklarınızda her gece ölüyorsunuz. Belki kimileriniz sevdiklerinizin ihanetiyle her gün ölüyorsunuz. Belki kimileriniz benim gibi hastanelerde ölümle savaşıyorsunuz. Akrep ölümü çok fazla çağrıştırıyor. Çünkü akrebin amacı aslında bizi öldürmek değil, küllerimizden yeniden doğurmak. Akrep zamanı geldiğinde bütün doğa ölür. Kapkara topraklar, simsiyah ağaçlar, yapraklar dökülür. Dersiniz ki bu simsiyah topraktan herhalde bir daha hiç çiçek çıkmayacak. Öldü. 15 Ekim, 15 Kasım arası özellikle doğanın tam olarak ölme zamanıdır. Oysa sonra yeniden bahar gelir, Nisan ayında çiçekler yeniden açar ve bir bakmışsınız ki o ölmüş topraklardan pembe, sarı, mor çiçekler açmış. İşte akrep böyle bir burçtur. Evet, birazdan 00:14 civarı Türkiye saatiyle Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Akrep, gerçekten sana şükranla doluyum. Seni bu kadar seveceğim hiç aklıma gelmezdi. Bana yaşattığın uyanışlar. Aslında hepimiz hep affetmekten bahsediyoruz ya. Affedelim, affedelim, affedelim. Akrep affetmek istemiyor. Akrep affetmek istemiyor. Akrep unutmak istemiyor. Hasta yatağımda çok düşündüm. Herkese affettim. Hiç kimseyle uğraşmadım. Bana kötülük yapanlara kızdım, köpürdüm. Kesinlikle dedim mahvedeceğim bunu dedim. Hiçbir şey yapmadım. Ben hayatıma olduğum gibi devam ettim. Onlar da bana yaptıkları kötülüklerle hayatlarına devam ettiler. Ama hasta yatağımda ne fark ettim biliyor musunuz? Hani böyle her sabah oturuyoruz diyoruz ya. Affet, affet, affet. Neden? Kim affedilir biliyor musunuz? Yaptığından utananlar. Yaptıklarının farkında olanlar. Bu yaptıkları için af dileyenler. Yaptıkları kötülükleri telafi etmeye çalışanlar affedilir. İşte Akrep Burcu bu yüzden affetmez. Çünkü karşısında pervasızlık gördüğünde, karşısında böyle bir umursamazlık gördüğünde ben bunu neden affedeyim? Affetmek kimle, yani kimin içindir? Hatasının farkına varıp özür dileme büyüklüğü gösterenler içindir. Çok garip değil mi? Biz de oturuyoruz her sabah. Affedelim, affedelim. Neden? Gerçek bir özürle mi geldi? Yaptıklarının farkına mı vardı? Ha şimdi diyeceksiniz ki affet rahatla sana yük olmasın. Onun adı affetmek değil. Onun adı sırtında çöp taşımak istemeyip olanları unutmaktır. Biz kavramları çok fazla birbirine karıştırıyoruz. Şükürler olsun zekam yerinde.
aklım fikrim yerinde. Evet, o kadar ilaca, o kadar tedaviye şükürler olsun. Yani akrep bize çok şey öğretiyor arkadaşlar. Akrep bize ölümün içindeki yaşamı gösteriyor. Akrebi ölümle bağdaştırıyoruz ama akrep aslında yaşayabilme cesareti göstermektir. Akrep aslında yaşama en çok tutunan, en güçlü burçtur. Her zaman söylerim, hatta kitabımda da yazar. Okyanusun en derin yeri gibidir akrep. Orada gördüğün güzellikleri başka hiçbir yerde göremezsin. Ama çok derine dalarsan da boğulursun, seni içine çeker. İşte bu. Akrebin tanımı, akrebin anlatımı tam olarak bu. O kadar güzel ki başka hiçbir yerde bulunamayacak kadar sana yaşatacağı güzellikler, başka hiçbir yerde olamayacak kadar harika ama çok içine dalarsan boğulursun. Çünkü akrep de öylesine takılıyorum, neyse canım gibi bir şey yoktur. Akrep de ölümüne, ölesiye, mezara kadar, sonuna kadar diye bir şey vardır. Birazdan Türkiye saatiyle 00.14 civarı Akrep Burcu'nun 12. derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Çok karanlık enerjilerden geçiyoruz. Sırtımızdan bıçaklayanlar aslında gözümüzün önünde bizi sömürüp, üzüp fark edemediklerimiz. Uğruna ölüp ölüp dirilirken bizi hiçbir tarafına takmayıp umursamayanlar. Üstelik de arkamızdan dolananlar da var. Biliyor musunuz, bütün Kasım boyunca bu uyanışları yaşayacaksınız. Evet, toplu ölümler de olacak. Evet, sarsıntılar da olacak. Evet, korkutucu şeyler de olacak. Ama biliyor musunuz ki yer kabuğu çatlamazsa o içindeki gaz dünyaya ne yapar? Biliyor musunuz ki insan içini yarmazsa o içindeki dert o insana ne yapar? Sadece siz mi gece gündüz kaynıyorsunuz? Dünya da gece gündüz kaynıyor. İçindeki o enerjiyi atmazsa dünya ne yapar? Dünyaya mı insan enerji veriyor, yoksa dünya mı insana enerji veriyor? Yıldızlar mı bize enerji veriyor, yoksa biz mi yıldızlara enerji veriyoruz? Dünyada bu kadar katliam, savaş olduğu için mi Mars harekete geçiyor, yoksa Mars harekete geçtiği için mi dünyada bu kadar katliam, savaş oluyor? İnsanlar yerlerde ırza geçerken, çocukları öldürürken göklerden rahmet yağmasını bekliyorduk. İşte akrebin intikamı böyledir. Zalim olanları asla affetmez. Affedilmesi gereken insanlar gerçekten affedilecek şeyler yapacak olanlardır. İşte Kasım ayında biz hep bunları konuşacağız. Tutku fora, aşk fora, takıntılar fora, intikam fora, hainler ortaya dökülecek ve hesaplaşmalar yaşanacak. Hepiniz eğer farkındalığınız yüksekse kendi hayatlarınızda bunun tesirini yaşayacaksınız. Bu yeni ay biraz tehditvari bir yeni ay. Bu yeni ay tam dip noktaya Mars'ı yerleştirmiş. Bir yerlerde bir şeyler oluyor ve yer kabuğu hareketleniyor. Yerin altından bir enerji çıkacak, bir yerleri sallayacak. Buna hiçbirimiz engel olamayız. İnsanın kaderi tektir ve değişmez. Ve insanın bir saati vardır. O saati hiç kimse ne öne ne de geriye alamaz. İşte bunu öğrenmemiz lazım. Akrep bize bunu öğretmek istiyor. Bu arada bazen nefesim çok yetmeyebiliyor. Elimden geldiğince bir nefes alayım. Yani demek istediğim o ki, bizi hayatın değerini anlayalım diye öldüren bir enerji var. Belki şu son hafta birçoğunuz sırtınızdan vuruldunuz. Birçoğunuz ihanetlerle yüzleştiniz. Birçoğunuz bıçaklandınız kalbinizden. Birçoğunuz bir baktınız ki aldatılıyorsunuz. Bir baktınız ki size yalanlar söyleniyor. Bir baktınız ki aslında bir yalana inanmışsınız. Akrep sizi öldürmek değil, diriltmek için var. İşte bunu fark ettim. Evet, Türkiye saatiyle 00.14'te bir akrep yeni ayı gerçekleşecek. Bizi çok ilgilendiriyor çünkü Türkiye akrep burcu. Dolayısıyla Türkiye'de bizzat olaylar olmasını bekliyoruz. Yani kendi güneşinin ve bu kadar yerleşiminin olduğu yerde tabii ki de akrep bize bunu yaşatacak. Niye böyle ışık söndü anlamadım ben. Birden ışığımız söndü. Ne oluyor? Hiç bilmiyorum. Evet. Kendi tahtında, kendi alanında bir Mars'la Türkiye'yi gerçekten harekete geçiren, uyandıran bir enerji var. Akrep enerjisi Türkiye'ye diyor ki artık gözlerini aç. Artık uyan.
dönüşüm zamanı. Öleceksin, değişeceksin ve küllerinden yeniden doğacaksın. Artık gökler Türkiye'yi böyle kabul etmiyor. Mars'ın enerjisi üzerinizde. Değişmek zorundasınız diyor. Kalkın ve harekete geçin diyor. Her zaman yaptığınız şeyleri yapmayın diyor. Ne der Einstein? Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek deliliktir. İşte bunu yapmayın diyor. Siz delisiniz diyor. Siz delisiniz ben sizi o zaman türlü ihanetlerle, türlü olaylarla kendinize getiririm diyor. İşte akrep böyle bir şey. Sizi uyandırmak için gelen bir şey. Evet, şimdi haritanın tam dip noktası, bu arada karşımda harita, şöyle göstereyim. Neye bakıyor bu kadın demeyin diye. İşte buna bakıyorum. Pardon, ring light'ın ışığı. Böyle bir şeyi çözüyorum işte size. Şu an ben size bunu okuyorum. Bazen astrologları böyle garip görüyorsunuz ya, bunları okumak çok zor gibi geliyor. Şöyle düşünün, yeni bir dili öğrendiğinizde nasıl zor ama ben bu dili biliyorum. Öğrendiğiniz zaman kolay oluyor karşımda. Evet, arkadaşlar haritanın dip noktasında Mars'ın olması, önce olumsuzdan başlayalım. Evet, yeri hareketlendirebilir, bu birkaç gün içinde bir takım sarsıntılar olabilir. Ama tırnak içinde yine söylüyorum, 99 depremi gibi bir şey beklemeyin. İzmir depremi gibi bir şey de beklemeyin. Bir sarsıntı bekleyebiliriz. Bu sarsıntı gerçekten yer kabuğunda da olabilir, askeri bir şekilde kalkışma halinde de olabilir. Çünkü Mars savaşları da anlatır. Dip noktadan geçerken sarsıntıları da anlatır. Ve bu şekilde derece derece Uranüs'le karşıtlık yapan bir yeni ay mutlaka sarsacaktır. Mutlaka uyandıracaktır. Beni uyandırdı, öldü ve geri geldi. Ve çok güzel geldi. Bana ihanet edenleri, beni görmezden gelenleri, bana haksızlık edenleri bir bir yüzleşmelerle şaşkına çevirdim. Hepsini hayatımdan çıkarttım. O kadar rahatladım ki. Küllerimden yeniden doğdum. Bana bakın ama şöyle bakın. Ben eski Mine değilim. Hiçbir şekilde haklarını ezdirmeyen ve gerçekten ilk defa hayır diyebilen bir Mine'yim. Meğer kimse kırılmasın diye neler neler yapmışım kendime. İşte akrep beni böyle öldürdü. Bir daha asla yaşamak istemem ama şu kafayı herkese diliyorum benim yaşadığım yaşamada. Müthiş bir şey. Haklarınızı ezdirmeyin. Şimdi biraz akrep burcundan bahsedelim. Akrep neyle ilgilidir arkadaşlar? Astrolojide 8. evle ilgilidir. 8. ev ise astrolojide en korktuğumuz evdir. Krizlerin, ölümlerin, manipülasyonların, ölüm sonrası yaşamın, gizemli konuların, seksin en hırpani halinin, en derin konuların, krizlerin ve borçların aynı zamanda kötücül bir evdir. Yani çok daha fazla da kötü şeyler saymak istemiyorum. 8. ev bizim için kriz, ölüm ve gerçekten masrafları, çıkan şeyleri, bizden çıkan şeyleri anlatan bir evdir. Burası o kadar krizli bir ev ki en güzel gezegen bile buraya düştüğü zaman vay haline deriz. Orada çok büyük bir dönüşüm vardır. Ama gizemi de, gizemli olmayı da getiren ev yine 8. evdir. Akrep 8. burçtur. Akrep ilk defa dünyevi olan burçlardan sonra kolektife hizmet etmeye başlayan burçtur. Koçtan teraziye kadar olan burçlar dünyevi burçlardır. Koç doğar bir bebek olarak. Boğa emeklemeye başlar, yemek yer, hayatın keyfine varır. İkizler artık 4-5 yaş çocuğu gibi oyun oynamaya, konuşmaya, bıcır bıcır hareket etmeye başlar. Yengeç artık aile olma ihtiyacını alır, ailesinin farkına varır. Aslan artık krallığını kurmuştur. Güneşin en parladığı zaman da tahtına oturmuştur. Başak artık hasat zamanının geldiğini bilir. Bütün hasatı toplar ve öyle krallık falan olmaz. Emeksiz yemek olmaz der. Terazi artık benim yanıma da birisi yakışır, birini bulayım, evleneyim diye düşünür. Akrep ise bütün bunları öldürür. Der ki sen kocam, çocuğum, yemeğim, hayatım derken bir dünya var, bir ölüm var, bir hayat var. İşte akrepten sonra, benim kediler korkmayın, akrepten sonra hayat artık çok başka akmaya başlar. Kolektif için, bütünün hayrına. Yayla devam eder bu serüven. Yay okunu havaya atar. Oğlak der ki toplumun yararına bir şeyler yapmalıyım. Kova der ki ben durup durup gökyüzüne bakmalıyım. Balık der ki siz yere göğe baka durun, ben Allah'a bakıyorum. Ben dünyayla yaradan arasında köprü koruyorum. O yüzdendir ki balıklar bir türlü
nereye ait olduğunu bilemezler. Çünkü onların bir yarısı Allah'ın yanında, bir yarısı insanların arasındadır. O yüzden insanların arasında dalgın dalgın sessiz sessiz otururlar. Yaradanını bulmayan bir balık, denizi olmayan bir balık gibidir. İnanç bazı burçların kesinlikle ihtiyacıdır. Bunlardan bir tanesi de akrep. Akrep inanmadan, hissetmeden, anlamadan yaşayamaz. Akrep ruhuyla, kalbiyle hissetmeden asla yaşayamaz. Affetmiyor. Çünkü affedilecek bir şey görmüyor. Gerçek bir özür görmüyor. Neden affetsin? Neden affedelim? Bir şeyler değişmedikten sonra affetmenin ne anlamı var? Bu kadar çok affetmek dedim. Çünkü en ikinci burç biliyorsunuz. Yapılan hiçbir şeyi unutmayan. Ne iyiliği ne kötülüğü. Sana yapılan iyilikleri de unutma. Sana yapılan kötülükleri de unutma. İşte akrep burcunun yaşam felsefesi. Evet, bu yeni ay son derece sert. Bazılarınız sırtınızdan vurulacaksınız. Bazılarınız ihanetlerle yüzleşeceksiniz. Bazılarınız şoka gireceksiniz. Şok, Uranüs. Uranüs insanı şoka sokar. Uranüs insana hayret ettirir. Birdenbire, aniden, beklenmedik bir anda, umulmadık bir şekilde hayatlarınızı çok değişik bir noktaya getirebilir. Hani şey vardır ya, bir anda her şey değişti. Bir anda her şey bitti. İşte bu akreple ilgili. Ülkemizi müthiş etkiliyor. Ülkemiz kaotik bir süreçten geçiyor. Çok kaotik bir süreçten geçiyor. Hastalık ve benzer konularla mücadelemiz ocağın sonuna kadar çok şiddetli olarak devam edecek. İşleri zorlaştıranlar olacak. Zorlaştıranlara karşı daha da zorlukla gidenler olacak. Bazı şeylere karşıtlık yapanlara karşı başka karşıtlıklar yapılacak. Yasalar çıkacak, belki bir şeyler olacak. Ortalık fena karışacak. Ama çok ilginç bir şekilde bu ilahi adaletin gerçek anlamda tecelli ettiği bir an olacak. Pervasızca dedikodu yapanlar, insanların kuyularını kazanlar, manipüle edip kullananlar. Manipülasyon, işte akrebin bir diğer tarafı. Manipüle etmek. Bunların hepsi ortaya çıkacak. Kendini çok uyanık hissedenler, kendini çok uyanık zannedenler bir bir ortaya çıkacaklar. İşte böyle bir noktada şunu unutmayın ki, karşısındakini aptal zanneden insan daima kendisi aptaldır. Zekasıyla övünen insan daima aptaldır. Bakın bunu sakın unutmayın. Çünkü insan o kadar hatalı yaratılmış bir varlık ki her an ayağını kaydırmaya, hata yapmaya o kadar yatkın ki kimsenin zekasıyla övünmek gibi bir gaflete düşmemesi gerekir. İşte öyle olanlar var ya, onların sonunu izleyin. Şaşıracaksınız. Korkmayın. Bakın korkanlar yayından lütfen çıksın. Böyle üzülen, korkan insanlar görmek istemiyorum. Ben sizi bilgilendirmek için buradayım. Sizi üzmek için yokum. Bana sakın finans sormayın. O saçma sapan, ismini söylemek istemediğim şeyler. Bir iniyor bir çıkıyor saçma sapan şeyler. Benim anlamadığım konular, kafayı takmışsınız bunlara. Gidin finansçılara sorun. O finans astroloğum diye geçinenler de var ya. %99'u manipülasyon, onu da söyleyeyim. Ya da akıllarını parayla bozmuşlar herhalde. Bende öyle bir durum yok. Ben bir ay aslanım. Tamam mı? Ben bir ay aslan, böyle ASC'ye çok yakın bir şekilde. Bana para konuşmayın. Bana eğlenceyle gelin. Bana neşeyle gelin. Bana filmle gelin. Bana tiyatroyla gelin. Bana böyle şıkır şıkır şeylerle gelin. Tamam mı? Ben parayı sadece harcarım. Evet çocuklar. Evet, bu Uranüs'ten yeni ay gerçekten herkese uyanışlar yaşatacak. Bunun bilincinde olun. Ve gerçekten akrepten şunu öğrenin. Bütün yaprakların dökülebilir. Simsiyah, kupkuru bir ağaca dönüşebilirsin. Kapkara bir toprağa dönüşebilirsin. Ama unutma, sadece 6 ay sonra o kara topraktan pembe, siyah, sarı, mor çiçekler açacak. Ne kadar öldüm, bittim, kahroldum, mahvoldum, her şeyim bitti desen de bahar yine gelecek. Akrep ölümü değil, ölüme karşı verilen çok güçlü bir mücadeleyi temsil eder. Akrep ölümün içindeki müthiş yaşam enerjisini gösterir. Şimdi hepinizin merak ettiği tabii ki burcum. Benim burcumda ne var Mine Hanım? Burcunuzdan bahsedeyim. Gamze'nin seversin. Görünüyor mu Gamze'm? Şurada. Evet. Evet arkadaşlar, yani zor. Hakikaten zor. Bu arada bakayım ne yazıyorsunuz? Hiçbir şey görmüyorum. Bakalım.
Ne yazmışsınız? Sesim, soluğum, tonum. Şöyle bir derin nefes almam lazım. Ya 6 ay derken her şeyi yanlış anlıyorsunuz ya. O bir mecaz diyorum. Hani sonbahardan sonra ilkbahar geliyor işte. Hani ondan bahsediyorum. Her şeyini... Ya biraz lütfen kitap okuyayım. Kurban olayım bak. Benim güneşim Başak, Merkür'üm Başak. Öğretmen ruhlu bir insanım. Zaten öğretmenim, yapmadım. Gerçekten öğretmenim. Ama öğretmenlik yapmadım. Vallahi bir hani MEB'e bağlı olmayan ama devletin öğretmen olarak seçtiği bir insan olarak söylüyorum. Kabul ederseniz, öğretmenim derseniz bana ne olur kitap okuyun ya. Beni bu azaptan kurtarın, kurban olduklarım ya. Ne olur kitap okuyun. Yemin ediyorum size yazdıklarıma bir de kullanma kılavuzu yazmak zorunda kalıyorum. Bir yazı yazıyorum, altına bir tane de kullanma kılavuzu. Bakın halktan biri olarak söylemiyorum. Ukalalık yapmak istemiyorum. Çukurova Üniversitesi'nin öğretmen olarak seçtiği bir öğretmen olarak söylüyorum. Sadece bu kimliğimden dolayı alınmayın. Ne olur kitap okuyun. Size yazdığım yazıların altına bir de bana kullanma kılavuzu yazmak zorunda bırakmayın. Yani yazıyı yazıyorum, yazıyı açıklama yazıyorum, yazdığım açıklamaya da açıklama yazıyorum. Hiç kitap okumuyorsunuz. Böyle mi Atatürk'ün evlatlarısınız? Böyle mi Atatürkçüsünüz? Pes. Pes yani. Hatta onu da geçtim. Böyle mi Müslümansınız? Kur'an-ı Kerim'in ilk emri oku ya. Birinci emir oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Ne Müslümanlıktan anlıyorsunuz, ne Atatürkçüsünüz. Hiçbir şey değilsiniz. Bu ülkenin sorunu bu zaten. Bu ülke ne Allah'ı anlayabilmiş, ne Kur'an'ı anlayabilmiş, ne Muhammed'i anlayabilmiş, ne Atatürk'ü anlayabilmiş. Bu ülkenin sorunu ne biliyor musunuz? Hiçbir şey değil. Cehalet. Öğretmen kimliğimle söylüyorum. Bakın alınmayın, ukalalık yapmıyorum. Ben bir öğretmenim. Ve herkes okumalı. Hadi bakalım çocuklar. Lütfen ya. Ne Allah'ı anladınız. Üstünüzü başınızı bağlıyorsunuz. Kapatıyorsunuz eşarpları. İki tane kitap okumuyorsunuz ya. Ya da ne bileyim okuyanlar da var bu arada. Yani mütedeyyin olup tesettürlü olup profesör gibi okuyan arkadaşlarımız da var. Ama ben o öbürlerine söylüyorum. Ötekine bakıyorum. Atatürkçüyüm. Kaç tane kitap okuyorsun? Hiç. Bir tane yazı yazıyorum, altına kullanma kılavuzu, onun altına bir açıklama kılavuzu daha. Ya ben sizden bıktım ya. Bir şey yazıyorum, 10 tane şey geliyor. Yani görün, öğrenin, biraz kendiniz çabalayın. Her şeyi birine sormayın. Her şeyi birine sorarak yapamazsınız. Kafanızı Allah niye vermiş? Bakın, o inandığınızı sandığınız ama aslında içinde ne olduğunu bilmediğiniz Kur'an-ı Kerim'de sürekli ne söylüyor biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Akletmez misiniz? Bakın defalarca sayın kaç tane var bilmiyorum ama akletmez misiniz diyor. Aklın var. Oku diyor ya. Pes öğretmen olarak söylüyorum. Atatürk'ün evladı olarak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir öğretmeni olarak söylüyorum. Kurban olayım çocuklar. Kitap okuyun. Beni yormayın. Bakın gözüm de gitti. Daha ben sizin öyle yazılarınıza her gün incik cincik cevap falan veremem. Sal gitsin yazmış birisi. Hadi saldım gitti. Evet şimdi biraz burçlardan bahsediyoruz. Sadece bu